Oradan bizi izleyen hemşerilerim, ne güzelsiniz oradan. Ne güzelsiniz. Sıcaklığınız burada biliyorsunuz. İyi ki varsınız. Sakarya güzel bir gün yaşıyor. Merhaba güzel insanlar. Coşkulu insanlar. Memleketimin güzel parçası. Sakarya'nın insanları. Sakarya çok güzeldir. Sakarya'da memleketimin her insanı vardır. Her etnik köken vardır. Her güzel insan buradadır. Örfüyle, diliyle, yaşam biçimiyle bir aradadır. Mutludur, huzurludur. Burası Gaffar Okan'ın memleketidir. Burası Sakarya Meydan Muharebesi'nde en büyük zaferlerden birini kazanan Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketidir. Sizlerle bir arada olmak çok büyük mutluluk. Bu güzel, canım güzel Batı Karadeniz'in çiçeklerinize harikasınız. Bak Tatangalardan birisi güzel bir şey yazmış. Sakarya Spor biraz playofflardan çekti biliyorum. Diyor ki playofflardan çeken bilir. Bu sefer ilk turda bitirin diyor. Bitirin ilk turda. Bitirin. Bitireceğiz. Niye biliyor musunuz? Memleketin kaybedecek bir günü bile yok. Memleketin her köşesi güzel olmak zorunda. Her köşesi cennet memleketim hakkını alacak. Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Meydan Muharebesi'nde ne demişti? Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. İşte o satı bütün vatandır. Bu memleketin her parçasını çok güzel bir şekilde ikinci yüzyıla hazırlayacağız. Sevgili dostlarım, güzel insanlar, tabii zor bir zaman dilimi içerisindeyiz. Memleketimiz derin bir yoksulluk yaşıyor. Memleketimiz gerçekten sıkıntı içerisinde. Emekli sıkıntıda, memur sıkıntıda. Gençlik geleceğe umutla bakamıyor. Gençlik hayallerini Sakarya'da kuramıyor. İyi yetişmiş gençlerimiz kendi mesleklerini değil, herhangi bir mesleği başka bir ülkede yapmayı göze alıyor. Çocuklarımız bile mutsuz. İlkokula giden çocuklarımızın dilinden bile bu kardeşiniz adalet istiyorumu duyuyor. Bu çok acı bir durum. Bunu o çocuklara hissettirmek, bunu hisseden çocukların, annelerin, babalarının durumunu düşünün. İşte böyle bir zor dönemde memleketimizin bu acil sorunlarına çözüm bulacak güçlü bir ekibimiz var. Bu ekip Millet İttifakı. Bu ekipte çok güçlü liderlerimiz var. İşte orada resimleri var. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Ahmet Davutoğlu. Gelecek Partisi Genel Başkanı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Ve bugün aramızda olacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Dolayısıyla güçlü bir ekibiz. Ama bu ekip sadece 6 liderin oluşturduğu bir ekip değil. Bu ekibe tabii ki Mansur Başkanım, biz katıldık. Ama güçlü bir ekibiz biz. Kocaman, gördüğünüzün arkasında görmediğiniz devasa ekiplerimiz var. Örneğin Sakarya'dan Engin Özkoç. Başkanımızla birlikteyiz. Çok cesuruz, çok güçlüyüz. Her ilden güçlü insanlarımız var. Göreceksiniz, bu milleti coşturacak güçlü bir ekibiz. Ama esas gücünü nereden alıyor biliyor musunuz? Sizden, buradaki hanımefendiler, buradaki beyefendiler
ve sevgili gençler duysun. Milletin evlatlarıyla bu ülkeyi yöneteceğiz. Milletin evlatlarıyla. Bu milletin evlatlarına, az önce söylediğim Millet İttifakı'na hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış ve devlet insanı, devlet aklını en iyi temsil edecek insan ve erdemiyle, hoşgörüsüyle simgeleşmiş, bütün saldırılara rağmen hiçbir zaman soğukkanlılığını ve hoşgörüsünü kaybetmemiş ve inşallah 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yönetecek. Kemal Kılıçdaroğlu yönetecek. Ya hasta olurum, ceketi çıkar, ceketi çıkar. Oylama yapalım. Ceketi çıkaralım mı? Eyvah, kaybettik. Neyse, bir tek bunu kaybederiz ha. Seçim kaybetmeyiz, onu söyleyeyim. Seçim kaybetmeyiz. Çok büyük inançla yol yürüyoruz. Gözümüzün içindeki inancı size göstermekte zorlanırım. O kadar inançlıyız. Niye biliyor musunuz? Birbirimizden enerji alıyoruz. 86 milyon insanın inancı kalbimizde. Bakın, bizi taşlamaya çalışanlar olabilir. Bu 150-200 kişiyi azmettirenler vardır. Onların akıllarını çelenler vardır. Onlar bir avuç insan. Ama biz onlara taş atmayız. Biz onlara çiçek atarız. Sizin yaptığınız gibi. Biz bu memleketi sevgiye boğacağız. Onlar gibi kafa göz yarmayacağız. Kafa göz yaranlardan hesap soracağız. Hesap soracağız. Azmettirenlerden hesap soracağız. Memleketin bağımsız mahkemeleri onlara gereken cezayı verir. Biz işimize bakacağız. Biz milletimizi ayağa kaldıracağız. Sakarya'nın bütün sorunlarına hakimiz. Beraber konuşuyor, beraber çalışıyoruz. Bu az önce bahsettiğim ekibin içindeki değerli insanlarla, Engin Başkanım'la beraber çalışmaya devam edeceğiz. Karasu'ya mesela, limana demir yolu bağlantısı yıllardır yılan hikayesine döndü. Bu sorunları biz açacağız. Sakarya'nın ulaşım problemleri, Sakarya'nın doğayla ilgili sorunları, Sapanca'nın korunması, bu memleketteki tarımla ilgili köklü problemler, bu şehirdeki 60 binin üzerindeki üniversite öğrencilerinin problemleri, barınma sorunları, yurt sorunları, bütün bunları biz aşacağız. Niye biliyor musunuz? Biz bu memleketin bir kuruşuna bile zeval getirmeyeceğiz. Bırakın onların milliyetçilik üzerinden, inançlarımız üzerinden milleti bölmesini. Vız gelirtiriz gider. Vız gelirtiriz gider. Yollayacağız onları evlerine. Yollayacağız onları evlerine. Onlara kalsa ona oy verenler, kendilerine oy verenler, milli vermeyenler milli değil. Onlara kalırsa ona oy verenler milli iradeyi temsil ediyor. Bize oy verenler darbeci oluyor. Bu kadar akıl yoksunu, bu kadar ne yazık ki oy için her şeyi yapabilecek insanlar. Çünkü dertleri millet değil, inanın değil. Dertleri vatandaş hiç değil. Dertleri bu ülkenin sırtından ne yazık ki rant elde etmiş insanların gelecek kaygıları.
bir avuç insanlar, bakın her gün Pandora'nın kutusundan yeni bir şey çıkıyor. Her gün duyduğumuz şeylerden biz utanıyoruz biz. Başımız öne eğiliyor. Milletimiz bunu hak etmiyor. Allah aşkına hayatını, canını bu memlekete adamış, bu memlekete adamış. Kurban olurum sana Ekrem abi, bize çaya gelsen. Senin güzel, sana yani sana bir şey söyleyeyim mi güzel kızım? Senin o kalbindeki güzellik var ya, güzellik var ya, bu memleketi kurtarır, bu memleketi. Bu memleketin güzel evlatları. Senin o güzel yüzüne kurban olurum ben. Güzel evlatlarınıza kurban oluruz, bu memleketin güzel evlatlarına. Ama dedim ya, bunların kötülükleri, kötü düşünceleri bitmiyor. Geçmişte yaptıklarını yine kendi arkadaşları tek tek açıklıyorlar. Gerçekten utanıyorum. Bu memleketi Atatürk kurdu ya. Atatürk ya, dünyada önderin, önderin başka bir benzeri yok. Böyle bir insanın kurduğu ülkenin, bu ülkenin yöneticilerin karıştığı işleri duyunca siz utanmıyor musunuz? Ben utanıyorum, üzülüyorum. Nerede eksik yaptı? Onlar utansın değil. Şimdi bizim sorumluluğumuz var. Bu utancı tarihe gömeceğiz. Bu utancı tarihe gömeceğiz, bu utancı. Hep beraber tarihe gömeceğiz. O için her şeyi yaparlar. O için bunlar ne yazık ki ahireti bile pazarlamaya başladılar. İnananlar, inanmayanlar, inançlarımız üzerinden yorum yaparak bizi bölmeye çalışıyorlar. Yok efendim, neredeyse birimize cennetlik, birimize cehennemlik diyecekler. Haşa, haşa. Bu kadar ileri gitmişler. Bakın, bazen görüyorum, bunlara aldanmış insanlar kendi siyasi partilerinin işaretlerini yaparak, sözüm ona, kin duygusunu gözlerinden görüyorum. Bunların yüzünden milletimizi de zehirlediler. Milletimizin bir bölümünü de zehirlediler. Onların kalplerini buz kapladı. Ama bizim milletin, o ellerinizle gösteriyorsunuz ya kalplerinizi. O kalplerinizle o buz kaplanmış kalpleri de eriteceğiz. O kalpleri de kazanacağız. Milletin kalbini kazanmaya ve 14 Mayıs'ta bunları evine yollamaya, Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanmaya, sandıklarda görev almaya, sandıklarda oy patlaması yapmaya hazır mıyız? Bir şey daha yapacağız. O gün oy kullandım, evime gidiyorum yok. Okulların önünde o canım Türk bayraklarımızla görelim güzel bayrağımızı, görelim. Moralimiz artsın, motivasyonumuz artsın. O canım Türk bayraklarımızla okulların önünde, çevresinde halay çekmeye, horon oynamaya ve demokrasi şölenini kutlamaya hazır mıyız? Güzel. Bunları yapacağız. Onları şaşırtacağız. Onların o yüzü asık ya, o suratı asık konuşuyor ya bunlar. Zannedersin ki hani böyle bir korku filminden çıkmış gibi. Tabii siz onlara gülün yani. Gülün. Gülün. Biz alıştık o yüze, güleceğiz. O korku filminden çıkmış hallerine karşı biz güleceğiz. Sempatiyle, hoşgörüyle insanların kalbine gireceğiz. Asla öfkelenmeyeceğiz. Özellikle hanımefendiler, sevgili gençler, asla öfkelenmeyeceğiz. Sanki İmamoğlu değil halamın oğlu. Hep öyle olayım. Hep öyle olayım inşallah. Bir de bu sevgi pıtırcığına bayılıyorum. Zannediyorlar sevgi pıtırcığı olmak kötü bir şey. Ya ben sonuna kadar sevgi pıtırcığıyım kardeşim. Ya milletini sevmeyen milletini yönetebilir mi? Ya milletine sert surat gösterenden ne olur? Milletine yönetici tebessümle bakacak. Hafif başı önde eğik olacak. Vatandaşın hizmetkarı olacak. Atamızın
gözü gibi bakacak insanların, atamızın. Atamızın gözü gibi. Tamam, bakacağım oğlum ona. Tamam aslan oğlum benim. Dolayısıyla bütün bu duygularla sarmalayacağımız bir dönemi hep birlikte hazırlayacağız. Gençler, coşmaya hazır olun gençler. Çocuklar, mutlu olun, neşeli olun. Anneler, babalar, 15 Mayıs sabahı. Mayıs sabahı size söz. Sabah kalkacaksınız. Şöyle derin derin nefes alacaksınız. Sakarya'dan, Adapazarı'ndan dönün Sapanca'ya doğru, dağlara doğru bakın. Derin bir oh çekin. Mis gibi demokrasi gelecek ciğerlerinize. Mis gibi. Mis gibi cumhuriyet gelecek ciğerlerinize. Mis gibi eşitlik. Mis gibi huzur, mis gibi hoşgörü, mis gibi bolluk, bereket, mis gibi Atatürk gelecek içinize, mis gibi bu ülkemin insanın içine bütün güzel duygular dolacak. Herkes iyileşecek, kötülükler gidecek, iyilikler gelecek. Ne istiyoruz sizden? Cumhurbaşkanımıza, gençler, firesiz o istiyoruz, firesiz. Firesiz o istiyoruz. Millet İttifakı'na firesiz o istiyoruz, firesiz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Diğer taraf hazır mıyız? Kale arkası hazır mıyız? Kale arkası. Orası da kapalı tribün olsun. İstanbul sesimizi duysun. Her şey... Daha güçlü, daha güçlü. Bak benim sesim kısılıyor. Ama yine bağırıyorum. En arkadakiler, bugün bağıralım. Sesimizi İstanbul duysun. Her şey! Bravo. Her şey! Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin. Kimseye söylemeyin. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin. Ekrem Başkan dedi ki, kimseye söylemediğin karşılaştığınıza aramızda kalsın dedi. Sadece ikimiz vardık deyin, tamam mı? Öyle deyin, tamam mı? Sadece ikimiz vardık deyin. Sakarya kazanıyoruz.